ederim. Siyasi partilerin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin başkanları, yöneticileri, basınımızın yüzde temsilcileri. Hepinize en kalbi duygularla, muhabbetlerle, saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz toplantımıza. Belediye meclis üyelerimizin katılımlarıyla Belediye Meclisi'nin 06.05.2019 tarihinde rastlayan Mayıs ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Öncelikle bir iki konuya temas etmek istiyorum. Son günlerde, son bir haftada yaşanan hain terör saldırıları neticesinde gerek Fırat Kalkan Operasyonu kapsamında Suriye'deki coğrafyada gerek Hakkari'de, Şırnak'ta şehit olan güvenlik görevlilerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bu gibi menfur saldırıların bir daha yaşanmaması ama bu süreçte de bu saldırıların artmasının manidar olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Yine bugün Ramazan ayının birinci günü. Ramazan ayının, 11 ayın Sultanı Ramazan'ın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ve Ramazan'da tutacağımız oruçların, yapacağımız ibadetlerin ve yapılacak hayır hasenat işlerinin kabul görmesini temenni ediyorum. Ve her birimizin Ramazan ayında iftar sofralarında paylaştığımız öğünlerden ziyade birliğin, beraberliğin, kardeşliğin paylaşılması gerektiğini, ülkemizin birlik, beraberlik, birliğe ihtiyacı olduğu şu günlerde her zaman Silivri'de yaşayan garip, gureba, yetimin, dulun, ihtiyaç sahibinin ihtiyaç sahibi olduğu yerde tespit edilmesi gerektiğini ve veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma düzeninin tesis edilmesi noktasında hem belediyemize hem de şahıslarımıza düşen görevler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda da Ramazan'ın birinci günü genelde bürokrasiyle, şehrin ileri gelenleriyle bir iftar yapılırdı. Kaymakam Bey ile yaptığımız görüşme neticesinden ortaklaşa olarak bu akşam şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelip bir iftar programı yapacağız. Bu vesileyle ben buradan tüm meclis üyelerimi, tüm meclis üyelerimizi bu Eser Otel'de bu akşam yapılacak iftara uygun programları varsa buradan da davet etmek istiyorum. Şimdi mazeretleri dolayısıyla meclis toplantısına katılamayan meclis üyemiz var. Ben bu meclis üyemizin annesinin hastalığı dolayı katılamaması nedeninden izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Buyurun. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Nisan ayı toplantısındaki birinci birleşim, birinci oturumuna ait tutanaklarımız vardı. Onları da meclisimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi toplantımızın gündemi her birinizin önünde herhalde. 8 maddeli Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kentimizin sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin başkanları, değerli basın, hepinizin saygılarına sunarım, selamlarım. Ne yazık ki peş peşe şehit haberleri alıyoruz. Acımız tarihsiz. Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin grupları olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın, karşısında olduğumuzu ve kınadığımızı belirtmek istiyorum. Yine sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Başkan, bugün Ramazan ayının ilk günü. Bereketin, dayanışmanın ve huzurun ayı olan Ramazan ayının tüm İslam alemine, ilçemize ve ülkemize barış getirmesini diliyoruz. Bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhlarımızı güçlendirdiğimiz, hoşgörümüzü geliştirdiğimiz bir ay olmasını temenni ediyoruz.
tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Evet, bize buyurun. Evet, değerli başkanım, değerli meclis arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, muhtarlarımız, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli havazirom, biz de ülkemizde, sınırlarımızda meydana gelen terör saldırıları ve Fırat Kalkanı operasyonları sonucunda şehit olmuş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti grupları adına Cumhur İttifakı olarak Allah'ım bu teröristlere ve ülkemize yapılacak olan tüm saldırılara fırsat vermesin diyoruz. Tüm ailelerimize sabırlar diliyoruz. Ramazan ayında ilk günü ve meclisimizin de ilk günü olması hasebiyle de Ramazan ayımızın tüm İslam alemine, ülkemize, milletimize barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyoruz. Rabbinden oruçlarımızın ve ibadetlerimizin kabul olacağı bir ay olmasını, birlik ve beraberliğimizin artarak çoğaldığı bir ay olmasını temenni ediyoruz. Hepinize saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim. Gündem maddelerinin görüşülmesi adına birinci maddeye, gündemimizin birinci maddesine geçiyorum. Meclis toplantılarımızın sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin görüşülmesi, halihazırda uygulanan sistemin devam etmesi için, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi için bu konuyu meclisin oylarına sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesine geçmek istiyorum. İlçemizin sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarlarımıza yardım yapılmasının görüşülmesi konusunda bir komisyon havalesi olacak ama bundan önce şunu arz etmek istiyorum. Takdir edersiniz ki Silivri coğrafi olarak İstanbul'daki diğer alan olarak çok geniş bir alanda hizmet vermekteler. Muhtarlarımızın bu süreçte hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de bizlerin muhtarları üzerindeki hassasiyetlerin arttığı bir dönemde muhtarlarımızın şartlarının, çalışma şartlarının, oradaki vatandaşlarımıza hizmet edebilme şartlarının iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir önceki yönetimin bu konuda attığı adımlar var, onlara teşekkür ediyoruz ama biz bu adımların biraz daha iyileştirilmesini, biraz daha realize edilmesini, biraz daha objektif bir anlayışla gözden geçirilip komisyonumuza değerlendirilmesi adına ben bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesini meclisin oylarına sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin üçüncü maddesi kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan borçlar ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi hadisesidir. Hizmetlerinin eksiksiz sürdürülebilmesi için finans ayağının çok önemli bir ayak olduğunu kabul ederiz. Şimdi belediyemizin de bir borç yüküyle karşı karşıya olduğu hepinizin takdiri. Ekranda da görüldüğü üzere toplam 238 milyon TL belediyemizin kısa ve uzun vade olarak adlandıran borçların toplamı gibi bir borcu var. Bu borçların bir kısmı kamuya yani devlete olan borçlar. Öncelikle uzun vadeli kamu borçları yapılandırma ve İller Bankası'nı içeren 142 milyon 928 bin 193 TL bir borcumuz bulunmakta. Kısa vadede kamu kurum borçlarını yapılandırma ve İller Bankası 13 milyon 222 bin 690 TL. Firmalara olan borçlarımız 59 milyon 450 bin 040 TL. Kamu kurum borçlarımız 16 milyon 257 bin 640 TL. Personel hakları bu geciken ikramiyeler, denge tazminatları vesaire 4 milyon 546 bin TL. Diğer kalemlerde de 1 milyon 912 bin, toplam 99 milyon 346 bin de kısa vadeli borcumuz bulmakta. Dolayısıyla bu borçların çevrilebilmesi,
ve belediye hizmetlerinin aksamaması adına ben belediye başkanı olarak sizden bir borçlanma yetkisini talep edeceğim. Bu borçlanma kullanılacağı anlamına gelmez ama bunu her an kullanabilme, yani piyasa koşullarında uygun, ucuz ve uzun vadeli bir kredi bulabilme noktasında bunu kullanma adına sizlerden belediye başkanına gündemimizin 3. maddesi gereği yetki verilmesinin görüşülmesi adına yetki istiyorum. Bu konuda plan ve birçok komisyona havale edilmesini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Sayın Başkanım, biz arkadaşlarım, herkesin malumu çok ciddi bir ekonomik krize geçmekteyiz. Tabii ki belediyelerimizin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Yatırımların çok düştüğü, siz de fark edeceksiniz kısa zaman içerisinde, belki yansıyordur muhtemelen. İki yıldır sanırım ciddi bir ekonomik krizin sinirimize yansıyan kısmı bir yatırımsızlık, bir gelirsizlik hali ortada. Ancak takdir edilir ki kentin ihtiyaçları durmaz ve bu ihtiyaçların karşılanması konusunda belediyemiz gereken çalışmaları yapmıştır, yapmaya devam etmektedir. Ben bu borçları doğrudur, bu borçlar vardır. Zaten bütün kuruluşların hemen hemen bu dönemlerde benzer borçlar olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Önemli olan çevrilebilir olması, bunu sağlayabilecek hale gelebilmemiz. Borç da bir belediyenin bir kaynağıdır. Doğal olarak kabul ediyoruz. Ancak alacaklarımızın da ifade edilmesini ben isterseniz söyleriz. Ben söyleyeyim başkanım. Buyurun. Toplam alacaklarımız açısından bakıldığı zaman vadisi geçmiş toplam alacak 58 milyon civarında. 57 milyon 174. Evet, 31.03 itibariyle. Evet. Yaklaşık söylüyorum başkanım. 58 milyon civarında bir tahakkuk edilmiş bir alacak var. Evet. Vadesi geçmemiş toplam alacağımız ise 52 milyon civarında bir. 50 milyon 837 milyon. Tamam. Toplam 108 milyon. Toplam alacak 110 milyon civarı. Bizdeki evet. Rakam bu. Birbirine evet. Yakın olduğu görülüyor. Bunların alınması konusunda belediyemizin gereken çabayı göstereceğine inanıyoruz. Zaten borçlanmayla ilgili yapılacak olan görüşme komisyonumuzda arkadaşlarımız tarafından ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Biz bu konuda pozitif olacağımızı da belirtmek istiyorum. Saygılar sunuyorum başkanım. Süleyman Bey, teşekkür ederim. Şimdi birincisi şunu tekrar ifade edeyim. Bu borçlanma yetkisinin istenmesi borçlanma yapılacağı anlamına gelmiyor. Ama bu borçlanma yetkisinin de benim elimin altında olması gerekiyor mevcut tablolardan. Şimdi siz şeyi ifade ediyorsunuz, vadesi geçmiş toplam olacak 57 milyon TL. Tabii ki bunun takipçisi olacağız ama bu sizler de biliyorsunuz kronikleşen bir vadesi geçmiş alacak. Ve üzerine benim şahsi kanaatim yeterince de eğililmemiş bir vadesi geçmiş alacak. Çeşitli neden bunu sizlerle paylaşacağız. Belediyenin gelir kaynaklarında kira getiren mülkler var, işgaliyeler var. Uzun süre kira ödemeyen kiracılarımız var. İşgaliyelerin hiç belirlenmediği ve işgaliye adı altında vatandaşlarımızın esnafa kullandığı alanlar var. Ödediği kiranın çok fazlasında yer kullanıp kira ödemeyen kiracılarımız var. 10 yıl hiç kira ödemeyen kiracılarımız var. Bir de sizlerle beraber bir komisyon kuracağız inşallah. O komisyon içerisinde esnaf odalarının başkanımız da olur, bilir kişiler de olacak. Kiraların güncellenmesine ihtiyaç olduğu aşikar. Yani biz siyaseten veya başka şekilde bu kiraların belirlenmesinde bir karar almaktan ziyade şeffaf, güvenilir ve herkesin içinde bulunan bu şehrin bu kira belirleme konusundaki paydaşları kimse onların içinde bulunduğu bir komisyonla bu kiraları güncellememiz gerektiğini düşünüyorum. İleriki günlerde de sizlerle bunları inşallah istişare ederiz. Tabii ki 108 milyon alacak da ciddi bir alacak. Burada
gündemi çok dağıtmak istemiyorum ama kamuya olan borçlarımızın da mahsuplaşması konusunda da girişimlerimiz olacak beraberce. İnşallah bunları da başarır. Bir Silivri denk bütçeye yakın bir hale getirme çabasını beraberce vereceğiz. Ama bunu yaparken de ilk yapılacak şey gelirlerin arttırılması ve tasarruf etmemiz. Yani ülkenin Silivri'nin bu borç yüküyle bu savurganlığa devam edebilme şansı yok. Hem Türkiye'nin yok, hem Silivri'nin yok. Onun için şapkaları öne koyacağız, arkaya bakmayacağız. Hep beraberce bu denk bütçeye doğru adım adım gideceğiz. Ben Silivri'nin bunu aşabilecek ekonomik durgunluk vesaire her şeye rağmen Silivri'nin bunları aşabilecek potansiyellerin olduğuna inanıyorum. Yaptığınız bilgilendirme için teşekkür ediyorum. Şimdi ben 3. maddenin oylamasını yaptık. 4. maddeye geçmek istiyorum. Belediyemiz ile tüm yerel sen, açılımı da tüm yerel yönetim çalışanları sendikası, memur sendikası arasında hazırlanan sendika sözleşmesinin onaylanması ve imzalanmak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi için konusundaki görüşümlere bu konunun plan, bütçe ve hukuk komisyonu havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. 5. maddeye geçmek istiyorum gündemimizin. Belediyemize ait nikah salonlarında tarife ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi. Şimdi bu konuyla alakalı kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum tüm meclise ve izleyenlere. Ben ilk nikahımı kıyacağıma dedim ki, belediyemizin nikah sarayında durum olmayan, yalnızca nikah sarayında cüzdan ücreti ödeyen bir vatandaşımızın nikahını kıyalım dedik. O gün hazırlıklar yapıldı, ben de ilk nikahımı kıyacağım. Belediyemizin nikah sarayı olarak adlandırılan yere gittim. Trafik kontrol merkezinin arkasındaki fenişlerin dolduğu binaya. Şimdi oraya ilk girdiğimde 4 tane nikah memuresi hanımefendiyle karşılaştım. Gelin damat kapıdaydı. 25 yaşında pırıl pırıl iki tane gençimiz. Nikah nerede diyeceğiz dediğimde arkadaki odada dediler. Bakın ben arkadaki odaya girdiğimde arkadaki odanın şu an bizim oturduğumuz alan kadar bir yer olduğunu gördüm. İçeride 7-8 kişinin oturabileceği kadar bir alan var. Şimdi oradaki gençlere baktım, evlilikteki çekilen fotoğraf insanların hayatında en önemli fotoğraflardan biri değil mi? Albümlerde kalacak. Şimdi bizim oradaki gençleri, pırıl pırıl gençleri, o metruk binada, o arkada dosyaların olduğu, boyasının, badanasının bile düzgün olmadığı bir alanda nikah kıydırıp kıymaya hakkımız var mı? Oradaki memurlara sordum. Bu hal ne? Yani bu nasıl bir şey? Silivri Belediyesi bir nikahı burada nasıl kıyabilir? Onlar da şunu ifade etti. Bu gençlerin parası yok. Onun için burada kılıyor. Niye dedim? Çünkü Fuaye Salonu'nda, Yaşar Kemal Salonu'nda 550 TL'ye nikah kılıyoruz. Şimdi şunu düşündüm. 150 lira desek bu gençlerin cebinde 300 lirası yok bu nikah kıyması için. Veya o 300 lirayla bir sehpa alacaklar veya bir koltuk alacaklar kendilerine. Şimdi ben de o gün çıktıktan sonra başkan yardımcısıyla görüştüm. Dedim ki siz burada nasıl nikah kıyıyordunuz? Oradaki hanımefendiler de şunu söyledi. Başkan yardımcısı zaten buraya nikah kıymaya gelmiyorlardı. Burada biz nikah kıyıyorduk dediler. Herhalde Bora Bey'in bir iki defa orada nikah kıydığını söylediler. Onun dışında ne belediye başkanının ne diğer başkan yardımcılarının buraya gelmediğini ifade ettiler. Şimdi oradan çıktıktan sonra ben şunu söyledim. Ya biz tarifemizi oradaki 550 lirayı makul bir seviyeye çekmeliyiz. Ya haftanın belli günlerinde ücretsiz nikah kıyabilmeliyiz o salonda. Çünkü anneannesi, babaannesi dışarıda kaldı. Nikahı izleyemediler bile. Video çekimi yapılamadı. Hiçbir şey yapılamadı. Dolayısıyla ben bunun bu şekliyle hani Silivri'ye yakışan ya da ücretsiz nikahları kıyabileceğimiz bir nikah salonu tertiplemeliyiz. Düzgün oturma düzeni olan, fotoğraf çekilebilen, video çekimi yapabilecek bir şeydir. Dolayısıyla bu konunun önem arz ettiğini ben ifade etmek istiyorum. Ve belediyemize ait nikah yapılan salonlardaki tarife ücretlerinin belirlenmesi ve alternatif çözüm üretilmesi adına bu konunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesini meclisin
oylara sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı gündem maddemiz, ilçemiz sınırı içerisinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isimlendirme çalışması yapılmak üzere bu konunun isim ve tespit komisyonuna havale edilmesidir. Konuyu meclisin onayına sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin yedinci maddesi önünüzde var. Bununla ilgili de bir iki kelam etmek istiyorum. Belediyemizin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan hayat boyu öğrenme halk eğitim planlamasında işbirliği protokolünün yapılmasının görüşülmesi. Ben burada bir gündem değişikliği veya bu yedinci günden bir gündem değişikliği talep edeceğim sizlerden. Hem Silivri merkezinde, hem Sayalar'da, hem Bekirli'de, hem Daramanlı'da, hem tüm köylerimizde yapılabilmesi. Bunu yapılabilmesi için oradaki fiziki şartlarımızın uygun olmadığını biliyorum. Belediyemizin yeterli binaları yok. Dolayısıyla oradaki okulların kullanılması gerekecek. Oradaki sosyal amaçlı tesislerin kullanılması gerekecek. Ve bunun kapsamının, bu protokolün kapsamının dar olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamı genişletmek adına, fiziki yerleri ve Milli Eğitim Bakanı ile istişareleri sürdürmek adına burada sporun, sanatın, kültürün ve eğitimin Silivri'de yaygınlaşması ve her alana, yani ücretsiz kursların, yabancı dil kurslarının, müzik kurslarının, spor kurslarını yapabilmek adına bu protokolü önemsiyorum ve bunun Cuma günü komisyonda karara bağlanmasının çok erken olacağını arzu ederseniz ve uygun görürseniz bu halk eğitimle yapılacak protokolü belediye başkanına bir yetki devriyle benim şahsıma verip bu protokolü benim sürdürüp daha sonra da zaten bir harcama etkisi gerektirecekse meclise getirilmesi noktasında da bir hal gerekirse de meclise getirilmesi konusunda sizlerden bir yetki isteyeceğim. Bu konuyla ilgili söz almak istiyorsanız da iki gruba da söz vermek isterim. Kendimi ifade edebildiğimi zannediyorum. Söz almak istiyorsanız buyurun söyleyin. Ama komisyonda görüşülebilir de bilmiyorum. Gerek var mı? Bugün o zaman oylamaya sunulsun. Ve bugün görüşmeyle, oylamayla size yetki vermiş olalım. Karar vermiş olalım. Bu sizlerle zaten paylaşacağım ve bir harcama etkisi gerektirmeyecek şekilde çözmeye çalışacağım bunun ücretlerini. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeyeceğim. Ama bir harcama yetkisi veya şeye hasıl olursa zaten meclise gelmesi gerekecek. Dolayısıyla ben tekrar o zaman sizlere de teşekkür ediyorum. Meclisin oylarına sunmak istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin son maddesi belediyemizin 2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi adına bu konunun plan bütçe komisyonuna havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sekiz tane gündem maddemizi bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki toplantımızın tarihi ve saatini sizlerle paylaşmak istiyorum. 10.05.2019 Cuma günü saat 10'daki bir sonraki toplantımızın tarihini sizlerle paylaşıp gündemimizi, toplantımızı, birleşimimizi kapatıyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.